Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 kere eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Fazıl İbni Ganim rahimehullah şöyle demiştir. Bir insan bu hadis-i şerifi öğrenmek için Horasan'a gitse bile azdır. Zebidi rahimehullah'ın Ebu Nuaym rahimehullah'tan naklettiği diğer bir rivayete göre her kim bu zikri her gün ve gecede 200 kere yapsa, Allahu Teala'dan ne hacet, dilek istese, Allahu Teala mutlaka ona muradını verir. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah'ın kullarından biri, ey Rabbim, zatının celaline ve saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde sana hamdolsun dedi. Sağındaki ve solundaki 2 melek bunun manasını anlamadıkları için sevabını nasıl yazacaklarını bilemediklerinden bu hamd kelimesi kendilerine çok yorucu geldi. Bunun üzerine o 2 melek hemen semaya yükselerek, ey Rabbimiz, senin kulun öyle bir şey söyledi ki onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz dediler. Allahu Teala kulunun ne dediğini bildiği halde meleklere, kulum ne dedi diye sordu. Melekler, ey Rabbimiz, o, ey Rabbim, zatının celaline ve saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde sana hamdolsun dedi dediler. O zaman Allahu Teala onlara, o sözü kulumun dediği gibi yazın, ta ki bana kavuştuğunda onunla kendisini ben mükafatlandırayım buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim 3 kere nimetlerine yeten ve fazlasını karşılayan bir hamd ile her hal üzere çok temiz ve mübarek bir hamd ile alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim derse, hafaza melekleri, ey Rabbimiz, bu kulunun sana yaptığı takdis ve hamdin künhüne varamadığımızdan, hakikatini anlayamadığımızdan onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz derler. Allahu Teala da onlara, o hamdi kulumun dediği gibi yazın diye vahyeder. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim 100 kere la ilahe illallah derse, Allahu Teala mutlaka onu kıyamet gününde yüzü dolunay gecesindeki ay gibi parlak diriltir. Bunu söylediği günde onun amelinden daha üstün bir amel hiç kimse için semadaki kabul mahalline yükseltilmez. Ancak onun kadar veya ondan fazla söyleyen müstesna. Enes İbn Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim 50 kere Kulhuvallahu Ahad suresini okursa, Allahu Teala 50 senelik günahlarını onun için bağışlar. Esed İbn Veda radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim her gün 100 kere la havle ve la kuvvete illa billah derse, ebediyen ona fakirlik isabet etmez.